Herkese merhaba. Bugün etnik bileklik yapımından bahsetmek istiyorum. Aslında bu aralar desen olarak çok popüler olduğu için ben bunu seçtim. Ama siz herhangi bir desen üzerinden de gidebilirsiniz. Çünkü esasında bahsedeceğim şey elde dokuma tekniği olacak. Normalde bunu bir dokuma tezgahıyla yapıyoruz biz ama diyelim dokuma tezgahınız yoksa da herhangi bir boncuk iğnesi ve boncuk ipiyle de, takı ipiyle de bunu yapabilirsiniz. Bu model üzerinden gideceğim. Benzer renkler kullanacağım. Sadece buradaki koyu yeşil yerine saks mavisi kullanmayı düşünüyorum. Nasıl kafama yapılır bu teknikle onu da göstermek istiyorum ve hemen başlıyoruz. İhtiyacımız olan malzemeler 11 numara Delica Milky boncuk, 1 adet boncuk iğnesi, 1 adet Nylon marka takı ipi. Şimdi ipi iğneye geçirdim. Böyle ucuna da 1 adet belirgin olacak şekilde bir boncuk taktım. İlk sırada krem var, gold rengi var. Ben gold rengi yerine bir de bakır kullanacağım. Turuncu, yürüyorum, krem, 2 tane turuncu, 2 tane de mavi alacağım. Şimdi başlangıçta bahsettiğim gibi önümüzde bir tane örnek olması gerekiyor. Ve her sırayı yukarıdan aşağı aslında örerek gidiyoruz. Şimdi aldığım boncukları ipin en sonuna geçiriyorum. Boncukları ipin en sonuna getirdim. Bundan sonra şu sıraya geçmiş oluyorum. İlk boncuk turuncu renk. İpin sonundayım. İğneyi tam tersi yönde alttan yukarıya doğru gelecek şekilde boncuktan geçiriyorum. Geçirdim. Şimdi tekrar yandaki boncuktan aşağı ineceğim. Hemen yanındaki boncuğa bakıyorum. Bir turuncu, bir sonraki de mavi olacak ikinci sırada. Tekrar bir turuncu alıyorum. Yanındaki boncuktan ve bir üstündeki boncuktan yine aşağıdan yukarıya doğru geçiyorum. Şimdi tekrardan yandaki boncuklardan aşağı iniyorum. Şimdi bir tane mavi alıyorum. Yandaki maviden ve hemen bir üstteki maviden geçiyorum. Hemen ipi yana doğru alıp aşağıdaki boncuklardan iniyorum. Hemen altta turuncu var, krem var, turuncu var. Bir tane turuncu alıyorum. Hemen yanındaki turuncudan ve bir üstündeki maviden geçeceğim yukarıya doğru. Yan tarafı ipi kaydırdım. Yukarıdan aşağı iniyorum. Krem aldım. Şimdi yukarıdan aşağı iniyorum. Her boncuk aldığımda yanındakinden ve bir üstündekinden aşağıdan yukarıya doğru geçip onun yanından tekrar aşağı inmek yaptım. Şimdi gold, krem, gold. Ve nihayet bitirdim. Burada yapacağım şey benim şu ikiliyi birbirine bağlamak oluyor. Evet, şimdi gelelim 3. sıraya. Bitirdiğim nokta sıranın sonu olduğu için yanından devam edeceğim. O yüzden tekrar şöyle çeviriyorum. Burada 2 tane bakır kullanacağım. Bir krem, bir bakır. Şimdi ip buradan çıktı. Yine yanından ve bir üstünden geçiyorum. Bu şekilde gittiğim için bir daha her sıradan iple geçmeme hiç gerek kalmayacak. Şimdi turuncu, krem ve 3 tane turuncuyla bu sırayı bitiriyor olacağım.
Üçüncü sıradayım. Bakın buradayım. Bunu ters çeviriyorum. Devam edebilmek için. Aynı şekilde bunu da ters çeviriyorum. Dördüncü sıraya bakıyorum. Dördüncü sıra iki turuncuyla başlıyor. İki turuncu bir yeşil geliyor. Ben onun yerine mavi yapacağım. Yeşilden sonra turuncu, krem, turuncu var. Şimdi 7. sıraya kadar geldim. Şimdi burada ip eklemek istiyorum. Şimdi ben öncelikle bu ipi içeride bir kaybedeceğim. Aşağı indim tekrardan. Şimdi bu sefer bir daha aynı şeyi yapıyorum. Hatta bu sefer bir yukarıdan da çıktım sağlam olsun diye. Burada ipi kesiyorum. En son kaldığım boncuğun yanındaki boncuğa kadar. Sonra çekiyorum. Ama tabi burada dikkatli olacağım. Yaklaşık şu noktada bir durabilir. Yanındakinden gene aşağı indim. Şu noktada çok fazla çekmiyorum ipi. Ta ki içeride düğüm olup sağlamlaşana kadar. Şu uçta özellikle bırakıyorum ki bu bana bir işaret. Tıpkı ilk başta yaptığım gibi devam ediyorum. Çekerken ipin düğüm olup olmadığını anlayacağım zaten. Çektiğimde bakın şu anda ip gelmiyor. O yüzden şurada kalan parçayı bir makas yardımıyla tepkik ya da bir çakmakla gene yakabiliriz. Bu şekilde deseni takip ederek bilekliği tamamlayabiliriz. Ben şimdi daha önceden tamamlamış olduğum bileklik üzerinden korniş kapama nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bunu bir çakı yardımıyla bir miktar açıyorum. Açılan yerden ilk sırayı sokuyorum şu şekilde. Üstünü kapatıyorum. Ve diğer tarafı da aynı şekilde korniş kapamayla kapatacağım. Şimdi iki tarafına da korniş kapamayı taktık. Eğer bileklik tam bileğinize göre ise hani ucuna ekstradan bir zincir eklemenize gerek yok. Ama değilse bir halka ekledikten sonra ucuna gene bir zincir takabilirsiniz. Yine karga burnu ihtiyacım var. Şu şekilde. Şimdi diğer ucuna da birazcık zincir takacağım. Böylece ayarlanabilir olacak. Yani sadece bana olmayacak. Kapamasını da yaptıktan sonra bilekliğin bitmiş hali bu şekilde olacak. Bilekliğin yapımıyla alakalı olarak kafanızdaki herhangi bir soruya videoda yanıt alamadıysanız yorum kısmına bırakabilirsiniz. Video işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.